Agalarım herkese selamlar. 2 Mayıs 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Artı 500 beğeni gelirse de sizlere bir adet de ideal kombinleri vereceğim. Öncelikle herkesten şöyle beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. En azından yorumlara emeğine sağlık yazsanız bile bizler için yeterli olacaktır. Dilerseniz direkt başlayalım. Öncelikle Mayıs ayı için kata Telegram gruplarımız yenilendi. Onun bilgisini vermek istiyorum. Nisan ayı gruplarımızı kapattık. Mayıs ayı gruplarımızı açtık. Mayıs için de aynı şekilde tam gaz devam etmekteyiz. Birazdan zaten raporlarla göstereceğim. Bilgisini vereyim. Bir adet de maç var. Perşembe gününden maç yarışmamız Roma ile Level Kuzen maç olur sizlere sorduk. Bilen iki arkadaşımız yine Mayıs ayının sonuna kadar katıl VIP gruplarımızdan misafir edelim. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Daha önce yapmış olduğumuz Bayern Münih Real Madrid maç konu kazananlar da Sezer Yücel, Enes Çağatay isimli arkadaşlarımız. Benimle WhatsApp iletişim hattından iletişim kurabilir yorumlarda, açıklamada ve sol altta gördüğünüz üzere WhatsApp numaramız ve WhatsApp linklerimiz zaten mevcut. Ekranda da görüyorsunuz zaten 0534 446 5989 89 isimli numaradan benimle iletişim kurabilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler sorusu olanlar mesaj atabilir. Dünün misleriyle baş başlamak istiyorum. Aga dünün bizim mislimiz Bayern Münih ile Real Madrid'in KG araydı. Ona 1500 civarı aldım. 1.47 gibi bir oranı vardı. Avrupa'da 1.57 bandında. Mücadelelerim ben 1-1 bir, skor bekliyordum. Hatta Yusuf'ta da anlattım benim ki KG var alınabilir. Yüksek orandan maç sonu 0. Hatta Bayern Münih savunma oyunu kaynaklı. 1-1 bir, bir skora göre de 3.5 altında da kalma ihtimali vardı diye anlattım. Ama yüksek misli olarak var olarak değerlendirdim. Tertemiz geldik. Gece NBA vardı. Cleveland mücadelesini ona da 1500 misli yüksek misli yaptım. O da geldi. Yüksek mis seviyesinde bu şekilde yüksek miktarlar oynayaraktan da günün en güvenilir tercihine yüksek basaraktan da kazanç sağlayarak devam ediyoruz. İdeal kombinlerimiz gruplarımıza devam ediyor. Bugünlerde özellikle Euroleague... NBA ve Avrupa maçları ile birlikte her gün en az 3 tane ideal kombinimiz hatta Avrupa kombini de oluyor. Toplamda 4 tane kombin gruplarımızda devam ediyor. Canlı olarak izlediğimiz maçları öneriyoruz. Dün de canlı yaptık zaten. Güzel kazançlar sağladık. Birazdan bahsedeceğim. Herkes açık telegram grubu açıklama yorumlar kısmında mevcut. Buraya katılmak ücretsizdir. Buraya da sizler de katılabilirsiniz. Hatta dün herkes açık telegram grubundan bir şeyler göstermek istiyorum. Dedim ki hay, ahali hayırlı akşamlar. Ufaktan ben de canlıya gireyim. Profesör canlı yapıyordu bizim grupta. Editör. Ben de eşlik etmek istedim. İlk canlımız burada ama Tel bir mücadelesi vardı. Dedim ki ilk yere 81.5 üst verdim ilk periyotta. İlk periyot bittiği zaman da barem 75'e kadar düştü. Hatta yazdım ki para 0 destek aga. Bayis zora girdi. Fakat ikinci periyot ekstra bir oyunla birlikte bayiz kazandı. İlk yarı 81.5 üstümüz geldi. Devam ettim. Üçüncü çeyrekte 40.5 sayı çıkar dedim. Mücadele tam 40 sayıda kaldı. Şampiyonlar Ligi başladı. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi hem Şampiyonlar Ligi hem de Makabi'nin maçı vardı. Burada Pachos Ferreira'nın maçı vardı. Onu değerlendirdik. Bayern Münih maçına ilk yarı gole girdik. Çok güzel bir pas, çok güzel bir gol. İkinci yarı Bayern Münih'in atacağı gole girdik. Ve en çok korneri Bayern Münih kullanın diyerekten de yüksek mislimizde zaten Burada Real Madrid KGS'ydi onlar da geldi. Bu şekilde ilerledik bilginize. İsterseniz başlayalım. Dediğim gibi aga artı 500 beğeni gelirse yorumlarda ve açıklama kısmında bulduğunuz herkes Açık Telegram grubu var ya orada sizlere ideal kombinasyon önerisi yaparım. Basketbolla başlamak istiyorum. En alttan en erken seyahat maçı da Olympiakos'la Barcelona mücadelesi. Aga şimdi bu maçta şunu anlatayım. Bunlar daha dün oynadı. Dün oynanan karşılaşmada bir maç uzadı. 71-71 bile uzadı mücadele. Uzadıktan sonra e, maç uzadı. iki uzatma periyodunda tam uzuyordu. 80-80 oldu. Son 3 saniye. Akıl tutulması yaşandı maçta. Yani adam orta sahadan atış yaparken fual yaptı. Petruşa öküzü. Aga demem o ki. Yani ben burada Olympiakos tarafındayım. Olympiakos geçen maç sattı gibi bir şey oldu. Yani çok büyük hata yaptı çok çok büyük hata yaptı. Seyircisi önünde bu maçı ben mutlak kazanmasını bekliyorum. Maç sonu bir idealden alınır. Ama oran biraz daha arttırmak isteyenlere şöyle bir öneri yapacağım ben. Bakın burada 3 fark atarı var zaten 1.42 bandında. Bu idealden alınabilir tekrardan. Olympiakos tarafında. Olympiakos tarafında en az 3 fark atmasını. Hatta ben Olympiakos'un um burada 1.75 gibi orana kadar da 6 fark atmasına kadar da bekliyorum. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Futbolla devam. Chelsea ile Tottenham mücadelesi. Ben şunu göstermek istiyorum. Aga bir maçın KG oranı ya bu kadar düşük görmemiştim. Gerçekten. Ama şöyle çok güzel bir maç geçmesi de olası. Patlar mı sanmıyorum aga. Oynamış olan oyun tempo çok yüksek. Gerçekten gollü bir mücadele izleyebiliriz bu karşılaşmada. Fakat alacağımız orana bakmak lazım. Ben şöyle bir öneri yapacağım. Aga ben burada Chelsea'nin zaten biraz daha bastıracağını biliyorum. Son maçında mağlup, be, be, mağlup oldu Arsenal'dan. Oradan beraberlik aldı. Tottenham'da iki maçtır yeniliyor. Ben burada diyorum ki aga ilk yarıdan Tottenham tarafından bir gol bekliyorum. Bu da nasıl gelebilir biliyor musun? Geçiş oyunu birlikte Högmün son ve Werner'le birlikte o geçiş oyunlarını iyi oynayan bir Tottenham var. İlk yarıdan bir Tottenham golü gelebilir. Onun dışında mücadele zaten ilk yarıdan gelecek iki golde yani ilk yarı 1.5 üstte ekstra olarak değerlendirmeye tabi tutulabilir. İlk yarı 1.5 üstte orada 1.70 bandı oranı var. Şöyle aynen ekranda gördüğünüz üzere sağ üstte ilk yarı 1.5 üstte zaten 1.70 bandı oranı var. Ama benim burada idealim İlk yerden Tottenham'ın atacağı bir gol onun da oranı zaten 1.60 seviyesinde. Aston Villa ile Olympiakos mücadelesi. Aga şöyle söyleyeyim. Aston Villa tarafında bazı eksik isimler var. Özellikle kalecinin olmayışı önemli eksiklik. Fakat bizim kaleciyle işimiz yok. Şunu söyleyeyim ben. Aston Villa burada işi bitirmek isteyecektir bence. Zaten bu kupanın da şu an bence en büyük favorisi olduğunu da söyleyelim. Olympiakos'a karşı oynayacaklar. Geçen dil maçları da gayet iyiydi. Olympiakos'ta Fenerbahçe'yi biliyorsunuz penaltılarda mağlup olduk. ben burada Aston Villa tarafındayım. Aston Villa'nın galibiyeti ama galibiyetini beklerken de en az 2 tane gol atmasını bekliyorum. Oran almak adına da Matsu'nu 1 ve 1.5 üst olarak da idealden değerlendirmesini yapabiliriz. Fiorentina ile Kulüp Buruj mücadelesi. Fiorentina'nın bir tane maçı vardı aga. Lig maçı değil bakın. Avrupa'da. Ha. Victoria Pizzen maçı. Bakın bir takım bak şunu not aldım sadece ve değerlendirecektim de öyle de oldu lig maçlarında. Aga bir takım dikine bu kadar mı oynayamaz? Sürekli kanatlara iniyor bak. Sürekli kanatlara inip orta açıyor. Sürekli kanatlara inip orta açıyor. Özellikle Fiorentina. Kulüp Bruj da aynı şekilde. Onlar da çok fazla kanat organizasyonu yapıyor. O yüzden Aga burada alacağımız tek tercih. Bakın ne gollere gittim ne tarafa gittim. Korner Aga. Özellikle Avrupa'da vardır bu seçenek. Fiorentina'nın tek başına 5 korner, 6 korner atarı varsa değerlendirin. Aga çok fazla kanada iniyor ve kendi evinde baskı da yapacaktır. O yüzden korner çıkmasını bekliyorum. Özellikle tek başına Fiorentina'dan 5-6 tane korner bekliyorum. Kulüp Burcu'da 2-3 tane atarsa 8.5-3 korner açarlar. Buna 8.5-3 korneri tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Roma ile Leverkusen mücadelesi. Agalarım bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Güzel bir karşılaşma. Yani Level Kuzen kedi gibi sürekli 4 ayak üstüne düşüyor. Son dakikalarda altta gollerle birlikte namalüp serisini sürdürüyor. Level Kuzen için şampiyonluk oldu zaten. Oldu bitti. Artık bir 3 kupa istiyor aga adamlar. 3 kupa. O yüzden burada Roma'ya karşı bence yenilmeyeceklerdir. Zaten yenilmeme serisi zaten var. Ben şurada şunu değerlendirdim. Oran da güzel aga. Oran da kaç biliyor musun? 1.49 diğer seçeneğinde veya kim kazanır seçeneğinde bulunan. Deplasman bir yarı kazanır. Deplasman yarı kazan oranı. Burada 1.42 ile iddia konumunda 1.49 bandı oranı var. 1.49 bandı orandan ben Level Kuzen'in burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Mücadele de berabere bitebilir. Ama gollü maçlar oynadığından kaynaklı bir taraf bir yarıyı mutlaka kazanıyor. Ben burada Level Kuzen'i bir adım önde görüyorum. Deplasman Level Kuzen bir yarıyı kazanır. Hatta mücadele de yine burada berabere bitebilir. Berabere biterse de zaten Level de işi Almanya'da çözer gibi geliyor. Bir 2-2 bir bir e yarımda skor. Ama ya iki, muhtemelen ikinci yarı ile kazanır gibi geliyor bana. O yüzden idealden de deplasman bir yarı kazanır değerlendirilir. Son mücadele Marsilya ile Atalanta karşılaşması. Atalanta'nın pres futbol press futbolu Gasperi'nin pres inanılmaz bir, bir iş çıkartıyor. Ligde arta arta gelen galibiyetler, Avrupa'da gelen başarı. Burada Marsilya favori. Güzel tempolu bir mücadele geçmesini bekliyorum. Özellikle Atalanta tarafı üstüne gelen takımlara ve önde baskıyla birlikte rakipleri hataya zorlayarak da çok güzel işler çıkartıyor. Aga benim tercihim burada karşılıklı gelecek gollerdir. KG var oranı 1.56. 1.53 puanlı oranı var. Her iki takımın atacağı golleri değerlendirdim. Değerlendirecekler böyle bir değerlendirme yapabilirler. Onun dışında Atalanta burada bir yarıyı kazanırsa da oran 1.80 bandında. Ben mücadelenin golü geçmesini bekliyorum. Ama Atalanta da bir yarıyı kazanabilir Aga. Çünkü önünde futbolla birlikte. Şok pres bir anda skor 2-0 Atalanta bile olabilir. Ama Marsilya'nın da zaten favori çıkması oransal anlamda da burada kendi evindeki futbolunu gösteriyor. Ofansif bir futbol. KG var. İdeal Atalanta da bir yarıyı kazanır. 1.80 bandından yüksek oranı. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Aga artı 500 beyni gelirse bakın. Beğeniyi atın. Herkes açık. Telegram grubuna da takip edin. Burada zaten 7300 küsür kişi var. 7400 kişiye yakın. Buraya katılın aga. Buradan da ideal kuponu bekleyin. Zaten 500 beğeni geldi. Daha direkt bunları da atacağımı belirteyim aga. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.